Yorgun. Canım kardeşim. Biricik müttefiğim. Ya biliyor musun, kardeşten öte seviyorum seni yani. Otur şöyle. Bak. Bak ben ne aldım senin için. Senin en çok sevdiğin kuru yemiş. İnanır mısın, sırf senin için aldım. Hazır soyulmuş şam fıstığı. Al. Avuç avuç götür. Ye. Ye. Sağ ol Üstad. Oh yarasın. ya Yorgocuğum. Feraye'nin söylediğine göre senin babandan sana maç kadar... Yani şu Stelio'nun yaptıklarını aklım almıyor ha, biliyor musun? Yani bir insan hayatta hiçbir amacı olmaksızın sabah akşam tahta oyup şarap yapıp şarkı söyleyerek nasıl vaktini geçirir? Mümkün değil. Anlamam mümkün değil. Çok doğru söylüyorsun. Ya bırak şimdi uçuk kardeşini ya. Ben, sen bir içkiye hayır demezsin değil mi? Demem. Tamam. Yani şu Stelio var ya, şu Stelio. Yani eskiden de hep böyle hareket eder. Ya içki dedim aklıma geldi. Senin babandan sana bir iş anı kaldığı doğru mu? Ya şimdi içkiyle iş anı ne alakası var? Olmaz mı? Çok alakası var. Ya atalarımız nerede içermiş? Eskiden böyle barlar mı vardı? Onlar nerede içiyordu içkiyi? Handa. İçki han. Doğru. Evet. Buz kalmamış. Bir dakika. Ben gidip getireyim. Tamam. Git getir, gel seninle sonra uzun uzun konuşuruz biz. Ne konuda? Ya ben bulurum bir konu, sen takma kafana. İstanbul? Evet. Ben Stelio. Yorgun'un abisi. Ha, şu Stelio. Santrinir'in 10 başpiskoposu. Yok bir şey. Kırdın mı bakayım musluğu? Hangi musluğu? Bak bak bak. Musluğun hangisi olduğunu bile unutmuş. Yorgu az bile söylemiş. Nasıl? Ne nasıl? Ya benim Türkçem kıt ya da senin. Benimki ne? Demek ki senin. Bana bak. Sen bana Türkçem kıt mı diyorsun? Stelio musun, alüminyum folyo musun, nesin? Ben Yorgo gibi yumuşak başlı değilimdir. Ben adama kodum mu Santorinum adasına tek bastele aktarmasız yollarım ha. Tamam tamam sen kardeş. Benimki sadece bir latifeydi. Şimdi müsaade edersen kardeşimle konuşmak istiyorum. Ama o seninle konuşmak istemiyor. Çok da haklı. Neler çektirmişsin gül gibi adama ya. Sen yokken benim biricik yorgum neler çekti, haberin var mı senin? Ha? Bak hey hey, nereden olacak? Sen o sırada bizden arakladığın adalardan birinde kafa çekiyordun tabii. Bakın bu bizim aile içinde. Sen aile mi dedin? Yorgo benim ailem be. Aileden de yakın. Benim, biz bir elmanın iki yarısı gibiyizdir onunla. Onu ilgilendiren her şey beni de ilgilendirir. Sen onun için Yorgo'ya ne söyleyeceksen bana söyle, ben ona söylerim. Hadi canım. Peki o zaman rica etsem... Biraz önce İzmir'den babamın avukatının aradığını söyler misiniz? Söylediğine göre babam vasiyetinde bütün mal varlığını bana bırakmış. Güzel. Bilse iyi olur. Söyleyecekleriniz bittiyse Stelio Bey, sizi de herkese yaptığımız gibi İzmir marşıyla uğurluyoruz ve sözlerimizi şöyle bitiriyoruz. Yar saçların lüle lüle, Stelio sana güle güle. Babası bütün mal varlığını buna bırakmış tabii. Bütün mal... Bir dakika, iş anını da bırak. Stelio abim. Abim nereye gidiyorsun ya? Ben espri yapıyordum, gelenektendir. Ben bütün sevdiğim kardeşlerimi İzmir marşıyla uğurlarım. Hepsini mi? Hayır, sadece Rum olanları. Gel. Gel. Millet, bakın kimi gördüm asansörde? Sen eski arkadaşlarınla buluşmayacak mıydın? Ama bu gece yemekte bizim masamızı şereflendirmeye karar verdi. Değil mi abi? Hoş geldiniz Stelio Bey. Siz Sevinç Hanım olmalısınız. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Ama Sevinç'in mutluluğu seninkinin yanında hiç kalır. Öyle değil mi Sevinç? Tabii. Umarım yemeklerimizi beğenirsiniz. Ondan hiç şüphem yok. Ama korkarım bu akşam katılamayacağım. Üzerindeki yazlık kıyafetle katılamayacağın kesin. Bir dakika. Sana ne oluyor ya? Hay sana ne oluyor? Eğer Stelio abim böyle giyinmeyi uygun gördüyse vardır bir bildiği. Üstelik senden daha genç duruyor. Değil mi Stelio? Vallahi cuk oturmuş. Çok yakın. Kusura bakma Yorgo. Smokinimi kuru temizlemeciden almayı unutmuşum. Şakanın sırası değil Stelio. Bir dakika, neden öyle diyorsun Yorgo ya? Şakanın tam sırası. Hele Stelio abim gibi mizah duygusu gelişmiş birinin ağzından çıkıyorsa. Bırak şu abi lafını sen. Biz artık dost sayılırız. Evet. Sen bana kısaca baş psikoposun. Gördün mü, kan çekti vallahi billahi. Stelio abim bak ne aldım sana. Taze soyulmuş şam fıstığı. Hmm. Vallahi sen geliyorsun diye özel olarak aldırdım. Hadi Feraye, bir sürü yemek işini halledelim. Müsaadenizle. Yorgo, sana söylemem gereken önemli bir şey var. Demin yukarıdayken... Yoksa duşu mu kırdın? Ne biçim konuşuyorsun? Teessüf ederim ya. Stelio senin abin.
İzmir'den babamın avukatı aradı. Söylediğine göre vasiyetinde bütün mirasını bana bırakmış. Sana mı? Maalesef evet. Halbuki benim özellikle hiçbir şey istemediğimi biliyordu. Sanırım bunu sırf seni kızdırmak için yaptı. İşte Bizans entrikası diye buna derim ben. Şimdi şu Maçka'daki iş hanı meselesi. Hayırlı uğurlu olsun. Belli ki babam senin tekrar Türkiye'ye dönmeni istemiş. Bu vesileyle belki gelip bir iş kurarsın. Hem ailenle bir arada olursun. Hem de yine insan gibi bir... Yok sen ne biçim konuşuyorsun ya? Ne kadar ayıp, hiç yakıştıramıyorum sana. Beni şaşırtıyorsun bugün. Belli ki Stelio abimiz görmüş geçirmiş bir büyüğümüz. Kendi kararlarını kendi verebilir. İş hanı ona kaldıysa ne yapacağına kendi karar verecektir değil mi? Şimdi Stelio abim, bence bu iş hanı ile ilgili senin yapman gereken şey şu. Ya iş kurup ya da o hanı iyi bir fiyata satıp... Hayır efendim satamaz. Neden? Çok pahalı. Ne? Demek istediğim şu, yani kiraya verse daha iyi olur. Hem de çok ucuz bir fiyata. Neden ucuza kiraya versin ki? Çünkü o zaman daha çok para kazanır. Hayret bir şey ya. Sen ticaretin tizinden anlıyorsan adam değilim ben. Boşuna mı nakaş ediyorsunuz? Zira ben bu iş hanı ne yapacağıma çoktan karar verdim bile. Verdin mi abicim? O hanı sana vereceğim Yorgo. Çünkü bu senin hakkın. Stelio abin çok haklı. Sen oradan gelecek kirayı son kuruşuna kadar hak ediyorsun. O zaman o iş hanını kiraya verip onun parasıyla sana İstanbul'da bir ev tutacağım. Artık İstanbul'a dönme vaktin geldi Stelio. Kusura bakma Yorgo ama rahatımı bozmaya hiç niyetim yok. Ya baba biraz ne yapıyorsun? Alo ne yapıyorsun ya? Ben Yorgo kardeşim için özel olarak aldım bunları. Ben artık müsaadenizi istemiyorum. Aa, yemeğe kalmayacak mısınız? Çok isterdim ama arkadaşlarımı fazla bekletmek istemiyorum. 20 yıldır bekliyorlar. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum Sevinç Hanım. Sizinle de İhsan Bey. Hacı. Yorgocuğum. Aç, aç, hom. Bu iş hanı sonunda yine senin başına kaldı ha. Hiç üzülme ya. Bu iş hanı konusundan seni kurtaracak biriyle çok yakında tanışacaksın sen. İçime doğdu. Gerçekten. Hadi artık sofraya oturalım. Yemekler hazır. Tamam. Ah şu Stelio'nun inadı. Artık Stelio'dan ve babanın vasiyetinden söz etmek yok Yorgo. En azından bu gecelik. Tamam mı? Ben yarına kadar beklerim. Ne? Yani ne bekliyoruz? Yarın yiyelim diye mi yaptınız bunları? Oturun ya, otur. Yorgocuğum geç baş köşe senin. Geç. Geç otur.